Ekmeğe yeni zam mı yolda? Dolardaki artış, akaryakıttaki art arda yapılan zamlar ekmeği de etkiledi. Un fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırdı. Gelmeden önce abinin birisiyle tartıştık, dünyanın parasını alıyor falan diye bana şey yaptı, laf etti. Yani şahsen ben de isterim simit poğaça 3 TL değil de 1 lira, 1,5 lira, 50 kuruşa satmayı ama işte el vermiyor abi şartlar. Yani aynı zamanda ham maddeye gelen zamlarla birlikte elektrik, su, dükkan kirası, bu tür şeylere de sürekli zam geliyor yani. Sadece ham maddeye zam gelmiyor. Ekmek 4 lira. Ben esnafım. Restorantım var. İnan perişanız. Toptancıya gidiyorsun. Yağın fiyatı 500'e yaklaştı. Toptancıya bir gitsinler ya. Hep burada gezmesinler. Marketlere bir gitsinler, bir görsünler. Yangın yeri her taraf. Yangın yeri. Ne yapacağımızı bilemedik. Un ve diğer girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmeğe yeni bir zamla birlikte 4 liradan satılması gündemde. Ardarda yapılan zamlar nedeniyle hem üretici hem de tüketici zor durumda. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bakalım. Yani bu noktaya niye geldik sizce? Ne bileyim niye geldik. Ben de bilemedim. Her şey ateş pahası, her şey ateş pahası. Vallahi olacağı belli. Çünkü piyasada un çuvalları 350 lira. Vatandaş zorlanır abi. Efe ha niye geldik bu noktaya? Türkiye'de tarım öldü. Tarım Bakanı acilen değişmeli. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir türküsüyle yaşıyoruz biz hayatta, bilmiyor musun? Bu noktaya niye mi geldik? Onu her vatandaş kendine bir sormalı. Biz neden bu hale geldik? Niye bunları yaşıyoruz, değil mi? Ama sorma gibi bir yeteneğimiz yok. Yani o gelişmemiş yani bizde daha. Vatandaşlarsa siyasilerin ötekileştirmeden sorunlara çözüm bulmasını istiyor. Toplum öyle bir ayrışmaya girdi ki yani sen düşmansın, ben düşmanım, birbirimize artık böyle bakmaya başladık. En büyük yanılgımız burada. Halbuki memleket bizim memleket ya. Bunu hani yöneticisinden tabanına kadar hepsi, onları da seçen biziz. Sorun bizde yani.